Efendim ailecek severek izliyoruz kendisini. Didem Balçın, geçmiş zaman olur ki diye başlayan bir hikayenin içinde Selcan Hatun kişisi ne yapar, ne eder, ne yer, ne içer, bir daha dünyaya gelse ne ister sorularının cevabı için ünlü oyuncu programımıza tarih defterinden katılıyor. Mesut Yar'la Laf Çok tüm hızıyla devam ediyor. Evet Ozan Konağı, teşekkür. Didem'e hoş geldin. Ay, hoş geldin Didem'ciğim. Hoş bulduk. Saçlar güzel. Çok beğendim. Hayır, bunu konuşacağız demiştik ya. Yani evet, seni, saçımı konuşuyor. Seni çağırdım, sadece saçlarını konuşacağız. Aynen. Bu senin şey, kaç bu? Bu 6.2 diye açıklıyorum. 6.2 diye. 6.2 bunu böyle bal çiçeği koyuyorsun, biraz kestane koyuyorsun. Evet. Şimdi diriliş tabii, yani diriliş hani ismiyle müsemma bir şey. Sen gitmemiş miydin oradan? Yok, obalarımız ayrılmıştı. Ertuğrul. Ayrı obaların insanı. Ertuğrul Söğüt'e doğru göç etmişti. Şimdi ben de bir anda sürpriz bir şekilde Gündoğdu, Ertuğrul'un kardeşi Gündoğdu'nun başına gelenlerden dolayı bir, hem yardım istemeye hem onlara sığınmaya Söğüt'e onların yanına gittim. Hayat böyle bir şey değil mi? Ya. Tarih de böyle bir şeymiş. Tarih tekerrürden ibaret. Ya tarihte de varmış böyle. Evet. Hani başımıza bunlar geldi, bunlar geldi. Aynen. Aman ben öyle. Size sığınabilir miyim? Sığınacağım var, sığındın galiba. Sığındım, evet, şu an onlarlayım. Rahat mısın? Çok rahatım. Çok. Ya bana bak, bir şey söylemeyeyim. Sonradan bir büyüyecekler bunlar. Tabii. Osmanlı İmparatorluğu olacak. İşte. O zaman yaşamaz Selcan Hatun, derdim o. Ben yaşar diye düşünüyorum. Ay ben. Keşke. Ay düşünce 700 yıl yaşıyor. Diriliş Osmanlı, ne bileyim, Selcan'ın kızı falan olur. Sürekli ya, aynı sürekli ekipler birbirine falan benziyor. Böyle uzun, böyle çok izlenen, böyle hani büyük büyük bir işte çalışmak insanı hakikaten kimi zaman tedirgin ediyor muydu? Tedirgin şu açıdan ediyor, 2 sene ara verip tekrar diziye girdiğinizde hani böyle bıraktığınız seyircinin bir beğenisi, bir algısı var. Tekrar oradan daha üstüne koyarak ancak öyle bir endişe oluyor. Hmm. Onun dışında böyle ailenin yanına dönmüş gibi, yani bir güven duygusu oluyor. Bildiğim yer, tanıdığım insanlar. O kadar ilginçti ki sete ilk gittiğim gün sanki 2 gün önce setteymişim. Devam ediyormuşum gibi. Her şeyi bıraktığın gibi. Her şey, herkes bıraktığım gibi. Biraz işte atıyorum, rejideki birinci asistan üçüncü asistana yükselmiş. Öyle şeyler böyle, onların terfilerini gördüm, duygulandım böyle. Ama çok inanılmaz güzel oldu benim için his olarak. Galiba şey aksi değişecek önümüzdeki yıldan itibaren dizinin. Evet, Diriliş Osmanlı çekilmeye başlayacak diye biliyorum şu anda. Biliyorsun yani, oralarda olur musun, olmaz mısın? Olamam, çok büyük zaman atlaması olacak. Bir şey olmaz diyorum ben sana, bak tarih. Tekerrüzden ibarettir demedik mi? Ya inşallah. Yine bir yerden çıkacaksın sen, merhaba ben geldim. Selcan Hatun. Sana da sığınabilir. Diyorum ya, kızı falan olabilir belki, bilmiyorum ki. Güzel, şimdi biz buradan bu linki açalım da sen oradan bir yiyorsun. Bir şey söyleyeyim mi? Benim uğrum gibi, ben o yüzden geliyorum. Bundan önce en son geldiğimde giderken bana dedin ki sen 2 haftaya diziye başlarsın. Ben böyle yok canım, hiç öyle bir şey yok derken 2 hafta sonra diziye başladım. Valla yüzden... böyle bir kristal küre hali var bende. Evet, o, var. Onu işte böyle şey zaman şeyine. Çok. Küre, ne diyorduk buna, kum saatine dönüştürdük. Çok güzel. Neyse, olmuş. Kum boşa akmasın. Hemen hemen bütün işlerinde aslında uzun soluklu. Sinemada da öylesin. 5.'si çekildi değil mi Çakallar? Evet, aynen öyle. Geçtiğimiz günlerde şeydeydi, vizyondaydı ve galiba iyi bir şey yaptık yine. Evet, yani 1,5 milyona yakın bir gişesi oldu. Böyle bir şey nasıl ya? Mesela hani net garanti gişede oynamak nasıl bir şey? Yani aslında tabii yine bir tedirginlik oluyor, öyle net bu 1,5 milyon yapar diyemiyor insan. Ha. Ama şöyle diyor, belki bu sefer daha fazla yapar. Hı. O şöyle bir şey, o da bir güven duygusu. Bir de orada filmde Çakallarla Dans için söylüyorum. Set ve ortam, yani arkadaşlıklar o kadar güzel ve eğlenceli ki bir süreden sonra böyle gişeyi düşünmek onu çok ticari bir yere çekmek gibi hissettiriyor. Şöyle oluyor yani, bir şey yaptık, çok eğlendik. İster 500 bin yapsın, ister 1,5 milyon yapsın. Yani ondan sonrası pek beni gerginlik yaratmıyor bende. Anladım. Yani bu mesela her sene Çakallarla Dans buluşması etkinliği gibi, gibi bir şey. Evet, 2 senede bir öyle çocuklar bir etkinlik. Etkinliğimiz 2 senede oldu, etkinliği yapalım aynen, artık. Aynen öyle gibi. Yani onları çok özlüyorum, çok seviyorum oyuncu olarak, insan olarak. O yüzden de onlarla bir araya gelip bir ay 20 gün bir arada olacak olmak beni mutlu ediyor. Mesela bu bir dizi olsaydı ve aynı ekiple bir dizinin içinde olsaydın. Bence bu kadar şey etkili olmazdı bir süre sonra. Dizilerin kaderi bir şeylerin tekrar etmesi, bir şeylerin aynı sahneyi farklı repliklerle çekmek. Onun da kaderi olurdu ve bu kadar tadı damağında kalmazdı insanlar. Anladım. Yani rollerine çok şaşırtıyorsun insanı. Kimi zaman vamp oluyorsun, kimi zaman hakikaten çok üzüldü. Kimi zaman, yani böyle kimi zaman nesin sen tam? Kimi zaman...
Ben her şeyi. Ben aslında kimi zamanım. Kimi zamanım. Ya bence benim şansım bu açıkçası. Çünkü bir oyuncu genelde bir rol üzerinden böyle kategorize edilir. Ve hani tipi odur. Evet o. Benim için öyle değil. O benim için şans. O da şöyle oldu. Yani hep böyle hayatımda aynı anda farklı roller ortaya çıktı. O benim için öyle bir şans oldu. Yani kimse bu kız komedi oyuncusu, bu kız drama oyuncusu demedi. Yani bu benim için şans olarak geliyor. Başka insanlar hani tek bir şeyin daha üstüne gitmek isteyebilir. Hanım bir şekilde bu karakteri de sen üretiyorsun ama o şansını da sen üretiyorsun. Tabii ki öyle ama tiyatroda da böyledir ya, genelde yani seyirci daha çok dizileri, televizyonu seyrettiği için aslında tiyatroda bir oyuncu her rolü oynar. Evet. Bir oyunda bir şey oynar, bir oyun, ama bizim seyirci algımız televizyon kutusunun karşısında tiyatrodaki gibi olmadığı için izlediği işte oradaki Ayşe'yi hep Ayşe olarak görüyor. Başka diziye geçse de sevdiği Ayşe olarak kalıyor. Ben biraz daha tiyatro gibi baktığım için belki de role çalışırken de oynarken de o yüzden her şeyi oynayabilirim. Şey oluyor mu ya böyle hani seni televizyondan çok seven ya da sinemadan çok seven gelip tiyatroda izlemeyi tercih ediyor mu? Çok, var mı öyle şeyler? Çok oluyor. Bazen de şöyle şeyler oluyor, o çok etkileyici. Niyeyse aslında olmaması gerek. Ben hiç televizyon izlemiyorum ama sizin tiyatroda çok hayranınızım deyince böyle bir çok garip bir duygu oluyor. Ama böyle hani ne şey alaka falan. Algıda seçicilik. Evet. Evet o beni tiyatrodan. Evet yani sanki çok ilginç bir şey. Ama tiyatrodan tanınmak gibi şey çok lüks kaldı Türkiye için ya, i̇şte, biliyorsun yani böyle bir hikaye. Dastas devam ediyor mu? Tabii ki Dastas'ı yeni yerine taşıdık, daha büyük bir alana. Ve böyle hani bu sene çok en büyük şimdi bizim hani çocuğumuz dediğimiz ve çok mutlu eden Şener Şen'in oyunuyla açtık Dastas'ı, premierini yaptı. Evet ya, ve geçen şeyde çok acayip fotoğraflar. Zengin Mutfağı, evet. Ya yani. O bizi çok heyecanlandırdı. Çünkü Şener Şen yıllar sonra sahneye çıkıyor ve bunu Dastas'ı da yapıyor. Bu bizim için büyük bir heyecan. O böyle tüm hızıyla biletler çıkıyor, çıktı bitiyor. Çok ilginç. Yani çok heyecan verici, ilginç değil de. Nasıl ikna ettiniz Şener abi? Vallahi ya yıllar sürdü. Mert sağ olsun bayağı bir mesaisi oldu. Şen zaten hani tiyatro yapmak istiyordu ama çok titiz, çok inanılmaz gerçek bir oyuncu. Gerçekten böyle takdire şayan. Onun gibi olmak çok zor ve çok emek isteyen böyle bir şey. Böyle gizli gizli perdenin arkasından mesela izlediğin oluyor mu? Ne yapıyor acaba? Yani sadece perdenin arkasından değil, böyle hani herhangi bir çay içerken bile böyle çok rahatsız edici onun açısından ama evet insan ya, böyle izleyesi geliyor. Nasıl çay içiyor acaba? Ne düşünüyor acaba? Yani böyle daha bir ay öncesinden oyun çıkmadan zaten o rolü gibi dolaşıyordu. Sinemada bunu yaşamak çok karşılaştığımız bir şey. Role 6 ay boyunca hazırlanmak ama tiyatroda bir oyuncuyu öyle görmek beni de heyecanlandırıyor. Hayatta her şeyi bir kenara bırakmış. Şu anda diyor ki oyunum var. Öyle giriyor olaya. Öyle yaşıyor. Çok etkileyici. Biz maalesef mesela ben şimdi yok işte tiyatrom var, dizim var, Dastas var, Dotasat var, öbürü var, şu var, bu var. Benim yani şu anda bu yaşımda kafam allak bullak, karma karışık bir yaşam mücadelesindeyim. Koşturma içindeyim. Yorucu bir şey de bu. Ama Şener Şen olmak işte bir şeye odaklanıp oradan belki gitmek. Bir ustalık döneminden sonra o tip bir rahatlığa kavuşabiliyorsun. Kesinlikle. Ama yani o nosyonları da bir şekilde alırsan herkesten toplayınca bir dönem sonra belki 20 sene sonra biri diyecek ki keşke Didem Balçın olabilsem. Ya inşallah. Yani, son hayata yaklaşmış. Kehanette bulunduk kesin. Yine bu da olur. Biliyorsun bu da olur. Eğitim devam ediyor değil mi? Yani şöyle okul değil aslında Doda Sanat. Şirket eğitimleri. Onlar devam ediyor oldukça ama Dastas bu sene çok yoğun. Bizim Joseph K. oyunumuz devam ediyor. Onun dışında başka oyunum yok. Ama bir sürü yeni oyun oluyor. Bir de Dastas şöyle bir yer oldu. İçinde atölyeler var, açık ofisler var. Yani sürekli bir üretim alanı gibi oldu. Organize sanat şebekesi misiniz siz? Gibi. Aslında evet. Bir yandan müzik işte Harun'la Koray müzik kısmında ilgileniyorlar. Yani orası böyle çok dolu ve çok çalışılması gereken bir yer haline geldi. O yüzden de hani diziden kalan zamanımda orada olmayı tercih edeceğim. Nerede iyi hissediyorsun kendini? Yani tiyatro sahnesinde mi? Dizi setinde mi? Ya gerçekten bu çok benim için hani çok cevapladığım bir soru. Acaba diyorum her sorulduğunda bu değişir mi? Değişmiyor. Yine mi değişmiyor? Oynadığım rolle ilgili bir durum. Rolü seviyorsam ister onu reklamda oynayayım, ister tiyatro sahnesinde oynayayım. Benim derdim rolle ilgili oluyor. İkisini de seviyorsun şimdi. Ne yapacağız? İkisini de çok seviyorum. O zaman ikisini de aynı derecede mutlu musun? Evet, çok mutluyum. Bu ikisinin dışında mutlu olduğun bir yer var mı? Hayır, yok. Yok değil. Aslında sen... Azım işte bu konuşunu durduramamışım. Gel.
Sanatçının mutsuz olma hakkı var mı? Var tabii ki bence. Öyle ya mi? İnsanın mutsuz olmaya hakkı var. Ya var elbette. Onun gösterme hakkı var. Gösterme hakkı çok yok işte. Hı. Mesela geçen bunu yaşadım. Joseph K. oyunu var. Hani 700 kişi full. İnsanlar 2 ay önce bilet almış, sold out olmuş. Ve ben o gün biraz moralim bozuktu. Ya böyle hani ne yapacağım derken içeri girdim sahneden, seyirciyi gördüm. Ya istemsiz böyle içime bir heyecan, huzur, enerji doldu. Ve dedim ki bu insanlar aylar önce bu biletleri alıp buraya senin için geliyorlar. Yani benim için ya da ya oyuncu arkadaşım için. Daha şevkli, daha enerjik. Kalan bütün enerjimi, hasta da olsam kalan bütün enerjimi oraya harcıyorum. O bambaşka bir şey. Dizide onu hissedemiyorsunuz. Bölüm yayınlanırken mutsuz olabilirsiniz. Doğru diyorsunuz. Seyrederken ağlayarak seyredebilirsiniz. Ama tiyatroda öyle bir şans göstermek gibi bir lüksünüz ne yazık ki yok. Real time, gerçeği yaşıyorsun. Ama aynı şey tamam. Değil mi? Yani şimdi özel hayatına çok kötü bir şey yaşasan da burada ben gelmişim konuk. Yani böyle hiç alemi şey yok falan. Öyle bir şans Gidem, yok. Ben sana soru sormayayım. Sen anlatsana kardeş diye. Yani, herhalde öyle giderdi diye düşünüyorum ama yok. Olmaz işte. İşte ben dedi kırmızı ışık. Kırmızı ışığı gördüğüm anda aynı şey. Aynı duygular. Aynı benzer, benzer duygular. Ya magazinde çok görmek seni mesela. Çok popüler işlerin olmasına rağmen. Uzak mı durdun? Kendi tercihin böyle oldu? Ya böyle de yaşanabiliyor muymuş? Yani açıkçası şimdi o şey demeye korkuyorum. Ben magazinden uzak durdum. Yok, çünkü öyle derim. Öyle. Şey bir şey olur. Öyle bir şey olur, yok. Aksine de mesela bütün hani magazin muhabirlerini tanıyorum. Görünce böyle ama bir herkes de kankasın yani. Evet, ne haber, nasılsın diyorum. Ha. Yani onların da şöyle bir şey. Mesela bir kere beni ağlarken bir yerde bir yerde gördüler. Bir yerde ağladım. Neyse. Ama oyun da şey yoktu. Bir de ağlıyorduk işte. Hayır yani dertte bir şeyden değil yani. Elimi kesmiştim. Böyle suratım kötüydü yani, kanıyordu elim. Ay dedim durun falan. Geldiler böyle, yok iyi misiniz dedik, merak ettik, çekmeyeceğiz. Ya bana kıyamadılar ya. Yani öyle bir halde. Ha. O yüzden belki de hani dediğin gibi herkesle şey merhaba dost arkadaş gibi olduğum için mi bilmiyorum. Bilerek öyle asla dediğim bir şey de yok. Magazinsel bir hayatım aslında yok. Hep yok, iş üzerine olduğu için de belki. Tabii iş odaklı olmaktan kaynaklı bir şey. Yani magazinsel hayat tabii nasıl oluyor onu da bilmiyorum da hani. Şöyle oluyor ha, yani hani aslında çekilmiyormuş gibi yapıp çok çekilmek istemek. O öyle oluyor. Ha yani ya arkadaşlar çok doluyuz. Aslında hiç sana ne falan yani. Hayır. Ya mesela yaptığım herhangi bir işin magazinsel bir tarafı yok. Hani mesela tiyatroya gelseler orada bir sanat magazin çıkmaz. Çıkmaz. Diziye gelseler içeri giremezler. Kolay mı bu imparatorlar gelir? Yani o yüzden hani böyle başka zamanım yok zaten. Ondan dolayı belki. Peki sinema olacak mı başka şimdi? Ya her şeyin bir bekleme şeyi var. Süresi var biliyorum. Hani Çakallı'dan oldu, pişti bilmem ne. Yeni bir şey gelir. Sende yeni söz ne zaman gerekiyor? Hemen böyle maymun iştahlısın yoksa bekler misin biraz? Yok, beklerim ama benim sinema için şöyle bir özlemim oluştu. Yani evet, Çakallarla Dans benim 2 senede bir çektiğim bir şey ama yani böyle birazcık daha dram bir şeyler film o üzerinden çekmek istiyorum açıkçası. Sinemayı özledim. Hani Çakallarla Dans'ı çektim, o özlemim geçti diye bir şey pek olmadı. O çünkü bir rutininde olan bir şeydi ya. O bir etkinlikti konuştuğumuz gibi. Evet ama tabii bu ancak işte ne zaman olur belli olmaz. Belki yazın işte dizi biter, tiyatro sezonu kapanır. O zaman böyle bir önüme bakarım, ne yapabilirim diye, o zaman olabilecek bir bence şey olur. Bence sinemada seni özlemiş olmalı. Bir yüz oturdu biliyor musun artık? Bu kehanetleri almaya geldim ben şu an. Yüz oturdu artık, tamamdır. Tam istediğim böyle hani yüzü gösterebileceğimiz bir işimiz olacak. Çok istiyorum. Tamam. Kehanet aldım, kesin olacak. Didem Balçın konuğumuzdu, bakalım manşetlerde neler çıkmış. Sevgili dostum Didem Balçın'ı bu akşam ağırladık ve dedik ki obalarımız ayrılmıştı. Ben de bir anda sürpriz bir şekilde sığınmaya onların yanına gittim. Sığındım. Çok rahatım. Sete ilk gittiğim gün sanki 2 gün önce setteymişim, devam ediyormuşum gibi oldu. Diriliş Osmanlı çekilecek diye biliyorum. Bir tedirginlik oluyor. Net 1,5 milyon kişi yapar diyemiyorsun aslında. Kimse bu kız komedi, dram oyuncusu demedi. Bu da benim şansım oldu. Çay içerken bile insanın onu izleyesi geliyor. Şener Şen büyük oyuncu. Dizden kalan zamanımda orada olmayı tercih edeceğim. İnsanın mutlu olmaya hakkı var ama mutsuzluğu göstermeye hakkı yok ve ben bundan .. çok güzel. Didem, çok gibi bir program olmuş. Yani İnanılmaz güzel. Hop diye yutuyoruz. Bir şeylerden söylemek istiyorum. Konuşayım.
çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Gerçekten. Gişen bel olsun, hayatın bol olsun. Hep gül, hep gülümse. Canım kardeşim. Çok teşekkür ederim. Didem Balçay'a çok teşekkür ediyoruz. Yine gecemizi neşelendirdi.